kızı işleyeceğiz. Daha doğrusu bazılarını tanıtmaya çalışacağız sizlere. Eminiz avcılarımızın çoğu tanıyor ama yeni başlayanlar tanımıyor. Onlara faydalı olacaktır. Tanıtırken de tabii söyleyeceklerimiz çok fazla şey var. Bunlardan da diğer insanların faydalanacağını umuyoruz. Ülkemizde 5 adet keklik türümüz var. Bunlardan bir tanesi ciddi göçmen. Zaten avı da yıllardır yasak. Gören de yok. Doğuda biraz vuruluyor ama kaçak olarak. Bizim ülkemizde avcılığı yapılmıyor. Ur keklik. 3000 metrenin üzerinde büyüyor. Bu kekliği zaten tanıtmaya da gerek yok. Nesli de tehlikede olan bir hayvan. Kınalımız var. Kaya kınalısı ve kınalı keklik diye geçen. Onlara da zamanla detaylarına da bakacağız. Çin kekliğimiz var. Ve bir de tabii ki kum kekliği dediğimiz gene Güneydoğu Anadolu'da bulunan jet keklikte denen kekliğimiz var. Ufak keklik. Ama ülkemizin en önemli av kuşu bana göre kınalı keklik ve çil keklik. Bunlar göçmen kuş değildi. Göçmen kuş değil. Göç etmiyorlar. Yerli kuşlarımız. Bizim için de en önemlisi bana göre Trakya bölgesinde. Çil keklikmiş zamanında. Maalesef nesli tükenmek üzere Trakya'da. Ege'de nesli tükenmek üzere. İç Anadolu'da nesli tükenmek üzere. Doğu Anadolu'da popülasyonu gayet iyi, bunu biliyoruz. Güneydoğu Anadolu'da da var. Bu keklik türü yerli bir kuş aslında. En zor doğa şartlarında hayatını idame edebilecek sertliğe sahip. Hindi ırkı, keklik ırkı gibi değil. Son derece güçlü bir hayvan. Kafes ortamında bile büyüse uçma yeteneğini kaybetmiyor, üreme yeteneğini kaybetmiyor. Yetiştirmesi gerçekten zor. Bunu Amerikalılar, Güney Amerika çok güzel yetiştiriyor. Kanada'da çok güzel yetiştiriyorlar, Avrupa'da çok güzel yetiştiriyorlar. Maalesef ülkemizde bir tek Sayın Özen arkadaşımız yetiştirebiliyor. Onun dışında da yetiştiren yok. Bütün bilgiler, yetiştirme bilgileri, üretme bilgileri sadece Sayın Bey'de var. O da sınırlı sayıda üretebiliyor. Çok fazla değil. Gerçekten önemli bir kuş. Bence tekrar Anadolu'ya adapte etmemiz lazım. Sayın arkadaşımın elinde bir dişi, bir erkek çiğ var. Dediğimiz gibi bu hayvanlar göçmen değil. Son derece sert ve bence Trakya, Ege ve İç Anadolu'da tekrar popülasyonunu bir şekilde arttırmamız lazım. Ben tek tek biraz bahsedeyim. Şu dişiyi alabilir miyim Sayın? Bir dişi çiğ. Dikkat ederseniz ince kafalı. Bunu tanıyan tanımayan arkadaşlarımız var. En belirgin özelliği kafa yapısı biraz daha zayıf. Göğüs beyaz. Biraz daha ufak. Kanat yapısı bıldırcın çok bilinen bir kuş. Bıldırcına çok benziyor. Hani yanlışlıkla da atmasın arkadaşlar. Yani arada bir çıkıyor olabilir. Trakya'da, Ege'de, orada, burada. Onun için de tanımakta fayda var. Kanatlarının altı dikkat ederse hafif bir kırmızılık var. Uçtuğu zaman da şu kanat kuyruk kırmızıları çok net belli olur. Ve cırk cırk diye ses çıkardığı için de uçarken çok ayırt edici bir özellik. Dikkat ederseniz dişisi. Bir de erkeğine bakalım. Erkeğinin dikkat ederseniz kafa yapısı biraz daha kalın. Özellikle şu renkler biraz daha koyu. Ve en belirgin özelliği erkekte göğüste altları şeklinde bir kahverengilik var, daha koyuluk var. Bu koyuluk erkeğin ayırt edici özelliği. Bu halasken yok hayvanda. Biraz daha büyüdüğü zaman ortaya çıkıyor.
Ancak profesyonel insanlar, Sayın Bey gibi profesyonel insanlar bunu civcivken ya da palazken ayırt edebilir erkeğin dişisini. Zaten bir avcı palazı vurmuyordur büyük ihtimalle. Ama çiğ de yetişkini de vurmaması gerekli diye düşünüyoruz. Özellikle İç Anadolu'nun Trakya'ya doğru kısmında, Ege kısmında, Trakya kısımlarında kesinlikle avlanılmaması gereken bir hayvan. Dediğimiz gibi işte kanat altındaki kırmızılık, kuyruğundaki kırmızılık bu uçarken çok belirgindir bu hayvanda. Dolayısıyla dikkat etmek lazım. Çok önemli, bana göre Türkiye'nin en önemli kuşlarından biri. Hungarian Perchich diye geçiyor veya Grey Perchich diye geçiyor. Avrupa'da popülasyonu çok artmış durumda. Çünkü çok dikkat ediyorlar. Avı da en fazla olan kuşlardan bir tanesi Avrupa'da. Yayılma olarak da burada haritadan size göstereyim. Dikkat ederseniz bizim ülkemiz şurada. Rusya'dan Sibirya'nın alt tundralarına kadar ve Avrupa'nın diğer yerlerinde Polonya, Romanya, Bulgaristan'a kadar iç kısımlarda her yerde mevcut. Ve esas enteresan bir şekilde yetiştirme olarak yapıldığı için Amerika kıtasında korkunç yayılmış durumda. Yılda 650 bin adet Amerika kıtasında şirketlik üretiliyor. Maalesef çok ciddi bir av kuşu olarak, maddi değer olarak da üretiliyor. Maalesef bizde henüz böyle sayılara ulaşmak değil, görmemiz bile mümkün değil. Yetiştirmesi çok zor. Bu hayvan dediğimiz gibi Hindi ırkı. İlk 10 gün civcivini yaşatmak hakikaten zor. Yumurtayı almak stresli bir hayvan. Çok zor. Aile şeklinde yaşayan, yani bir tek eşli bir hayvan. Dolayısıyla rakibine hiçbir saygısı yok. Yani rakip erkeği ya da rakip dişiyi kesinlikle öldürüyor. Şimdi sizlere Türkiye'nin en önemli av kuşu, yerli av kuşu kınalı kekik hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. İki tane kınalı kekliğimiz var. Bir tanesi kaya kınalı, bir tanesi kınalı diye geçiyor. Bu ayrımı tabii yapanlar nasıl yapıyor bilmiyoruz ama çok basit, çok belirgin özellikler ayırmak kolay. Yöresel olarak da ayırmak kolay. Bunu Amerikalılar ayırmış bizden daha önce. Kaya kınalısının veya önce sugar perch dediğimiz kınalının yayılımını göstereyim. Dikkat ederseniz Türkiye'ye dahil Sovyetler, eski Sovyetler Birliği'nin üst kısımlarında ve İran coğrafyasında, Suriye coğrafyasında oldukça yaygın. Avrupa'da yok. Kaya kınalısı dediğimiz ise Türkiye, Avrupa'nın belli bölgesinde İspanya'da özellikle red leg olarak çıkıyor İspanya'da. Yunanistan'da Kuzey Afrika'da ve Çin'e kadar yayılıyor. Ve Orta Doğu'da da var tabii ki. Ama ülkemizde özellikle yetiştiricilerin elinde bulunan, daha doğrusu yetiştiricilerin uğraştığı kaya kınalısı artık biraz zaman zaman biz de bölgelerde görüyoruz, melezleşmiş. Kaya kınalısının olduğu yerde özellikle doğuda aynı zamanda kınalı da var veya kınalının olduğu yerde kaya kınalısı da var.
Ama bir Marmara Adası'nda yok. Tabii ki sadece kaya kınalısı var. Aradaki farkları görelim. Dişiyle erkeği görelim. Gene sen rica edeyim senden. Bir tanesini al. Bir kaya kınalısı erkeği. Erkeğini dişisini nereden ayırt ediyorum? Sayın dişiyi gösterir misin? Hemen çok belirgin özellik. Dikkat ederseniz kafa yapısı daha yuvarlak ve daha büyük. Erkeği. Dişi daha küçük kafaya sahip. Daha fizik olarak daha zayıf. Ve erkekte dikkat ederseniz şu beyazlık daha belirgin ve koyu. Koyu bir siyahla çevrili. Dişi de biraz daha çok belirgin değil. Kaya kınalısını ayırt etmenin en rahat yöntemlerinden bir tanesi çok fazla sayıda şu çizgilere sahip. Dikkat ederseniz dişi de daha da fazla olabilir. Evet. Bu hayvanımız bizim göç hayvanı değil. Doğuda sökün dediğimiz göçü yapıyor ama yürüyerek yapıyor, uçarak yapmıyor. Yaptığı göç 100 kilometre civarında ve 100 kilometreyi de yürüyerek yapıyor. Uçarak yapmıyor. Onun dışında göç yapan bir hayvan değil. Bizim ülkemizin her yerinde olması gerektiği bir hayvan. Çok rahat yürüyen bir hayvan. Bana göre en büyük düşmanı yırtıcı kuşlar. Onun dışında tilki. Bir de tabii ki avcı. Bakın bu da kınalı. Diğerine göre biraz daha irice bir hayvan. Bu da bir erkek. Dikkat ederseniz kafa yapısı da beyazlık daha büyük. Koyuluk özellikle şu koyuluk. Ve çizgi sayısı daha az. Daha irice, daha biraz daha büyük bir hayvan. Erkeklerinde belli bir yaştan sonra mahmuz çıkar. Bu mahmuz çok son derece yaşı belirlemek için önemlidir. Birinci yaştan sonra uzamaya başlar. İkinci, üçüncü yaşlardan sonra ikinciyi de yapar şurada. O da tabii artık iyice yozlaşmış erkek diye tabir ederiz avcılar arasında. Yoz erkek. Bunda da işte yer hazır ama tabii daha bu palaz bir yaşında bir hayvan. Bir yaşına girdi mi sen? Olur. Bir yaşında bir hayvan. Dünyada 47 tür keklik tespit edilmiş. Bu türler arasından daha önce de bahsettik 5 tanesi bizim ülkemizde de yaşıyor. Ur keklik göçmen. Daha önce size Çili yerli kuşumuz olarak tanıttım. Kınalımızı, iki tür kınalımızı tanıttım. Jet keklik dediğimiz bir kekliğimiz var. Onu maalesef elimizde görüntüsü de yok. O da gene bizim Güneydoğu Anadolu'da yaşıyor. Çil keklikten biraz daha küçük, biraz daha değil, bayağı küçük. Çil keklikte bıldırcın arasında bir keklik. Son derece hızlı uçan, onun için de halk arasında jet keklik adı altında geçiyor. Tabi literatürde değişik isimleri var. Ama bence kendi kum kekliğimize kum kekliği ya da jet keklik dememiz en doğrusu. Onun dışındaki keklik türlerinden bizim ülkemizde yok. İspanya'daki çok yaygın olan kırmızı ayaklı redlek dediğimiz keklik türü Avrupa'da yaygın ama bizde yok. Keşke bakanlık izin verse de yetiştirilip salınsa belli bölgede en azından nüve olarak bulunsa. Çünkü biz Afrika'da bile kınalı kekliğimizi gördük. Amerikalılar bizim kınalı kekliğimizi yetiştiriyor. Biz neden onların hayvanlarını yetiştirmeyelim? Bence bu ülkenin faunasını artırır, çeşitliliği artırır. Bu çeşitliliğin artmasından da bir zarar geleceğini zannetmiyorum. Bunu yetkililerimizin düşüneceğini umuyorum. Bu konuda herhangi bir merak ettiğiniz konuda merak ettiğiniz veya sormak istediğiniz sorular varsa Yaban TV'ye yazın, oradan cevaplayabiliriz. Bugünlük
programımızı burada sonlandırıyoruz. Bizi seyrettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Yeni bir programda buluşmak üzere.